Kalkınma Bakanımız Sayın Lütfi Elvan. Alkışlarınızla. Hoş geldiniz. Çok değerli bakanlarım, değerli konuklar, hanımefendiler, beyefendiler. İkinci Ar-Ge İnovasyon Zirvesi'nde sizlerle bir arada bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade ediyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Evet, bugünkü gündemimiz Ar-Ge ve inovasyon. Aslında bu iki alan, araştırma ve gelişme alanı ile yenilikçilik konusu kalkınmanın ve gelişmenin ana eksenlerinden birisi. Elbette kalkınma ve gelişmeyi tek bir eksende, tek bir bileşende açıklamak mümkün değil. Eğer kalkınmadan bahsediyorsak, gelişmeden bahsediyorsak, bunun birçok ekseni olduğunu ve birçok alanla ilişkili olduğunu ifade etmek istiyorum. Tabii ki bir ülkenin gelişmesi, kalkınması, üretim gücünü artırması, rekabet gücünü artırması, ürettiklerini markalaştırabilmesi, yeni ve yenilikçi ürünlerle dünyada varlığını hissettirebilmesi, bütün paydaşların yerinde ve zamanında elini taşın altına koymasıyla mümkündür. Burada hükümetlere düşen görevler vardır. Kamuya düşen görevler vardır. Özel kesime düşen görevler vardır. Üniversitelerimizin üzerine düşen elbette görevler vardır. Gerek maddi kaynakların, gerekse beşeri kaynakların doğru ve zamanında yerli ve yerince kullanılması vardır. Dünyadaki teknolojik gelişmelerden geri kalmadan kendi teknolojisini üretmek için paydaşların bir araya gelmesi vardır. Özetle bütün bileşenlerin bir araya gelmesi, bütün paydaşların eş güdümlü hareket etmesi gerekiyor. Türkiye koyduğu hedeflere ulaşma noktasında bu hassasiyetle hareket ettiği zaman, buradan açıkça söylüyorum, bizi kimse tutamaz. Biz biraz önce İdris Güllüce Bakanımız ifade etti, öyle bir coğrafyada yaşıyoruz ki biz güçlü olmak zorundayız. Biz bu coğrafyada Allah'ın izniyle bu milletimizin desteği sürdükçe güçlenmeye, büyümeye devam edeceğiz. Zaman zaman dönemsel sorunlar, bölgesel ve küresel bazı krizlerle, sorunlarla karşı karşıya kalabiliriz. Bunlar bizim büyümemizi, gelişmemizi engellemeye yönelik bir takım girişimler de olabilir. Ancak neye yoğunlaşırsak, enerjimizi ne için harcarsak, sonuç alacağımız nokta da orasıdır diye düşünüyorum. Elbette iç ve dış terörle mücadele edeceğiz. Elbette milli iradenin önündeki engelleri kaldırmaya devam edeceğiz. Elbette Türkiye'nin huzuruna ve istikrarına yönelik tehditleri bertaraf edeceğiz. Bütün bunları yaparken hiçbir şekilde kalkınmamızdan, teknolojiye, Ar-Ge'ye, projeye yatırım yapmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Yoksa koyduğumuz hedeflere ulaşmamız mümkün değil. Evet, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde 2023 hedeflerini ortaya koyduk. Ki bu hedefler tüm milletimiz, vatandaşlarımız tarafından benimsendi. Ülkemizin hangi iline giderseniz gidin, hangi sivil toplum kuruluşuyla bir arada bulunursanız bulunun, her zaman şunu ifade ediyorlar. Bir ile gittiğiniz zaman bizim ilimizin 2023 yılı ihracat hedefi şudur diyorlar. Bunun anlamı şu: aslında biz millet olarak 2023 hedeflerine hep birlikte odaklanmış durumdayız. Onun için bu 2023 hedefi bizim açımızdan
son derece önemli diye düşünüyorum. İşte 2023 hedefine ulaşmamız için odaklanacağımız temel alanlardan bir tanesi de Ar-Ge ve inovasyon olacak. Ülkemizin araştırma altyapısını geliştirmek, kapasitesini artırmak zorundayız. Kaynağınız olabilir ama eğer sizin araştırmak altyapısı ve kapasiteniz yoksa istediğiniz kadar kaynağınız olsun. Bunun çok fazla önemi yok. Kaynak sadece bir boyut. Burada en önemli hususlardan bir tanesi beşeri sermaye. Bilim insanı, nitelikli altyapıya insan gücü açısından sahip olmamız son derece önemli. Bakınız bugün biz aşağı yukarı 20 milyar lira civarında araştırma ve geliştirmeye kaynak ayırıyoruz. Bunun yaklaşık 10 milyar lirası kamu tarafından, kalan 10 milyar lirası ise özel kesim tarafından harcanıyor. Ve 2023 yılında yılı için biz şunu söyledik. Dedik ki milli gelirimizin %3'ü kadar araştırma ve geliştirme alanına kaynak aktaracağız ve bu alanda kullanacağız dedik. Bugün biz milli gelirimizin %3'ünü kaynak olarak ayırsak bu kaynağı kullanacak araştırma ve geliştirme altyapısına sahip değiliz. Onun için araştırma ve geliştirme altyapısını ve kapasitemizi güçlendirmek zorundayız. Elbette çok önemli gelişmeler sağlandı. 2002 yılında araştırma ve geliştirmeye harcanan kaynak miktarına baktığımızda 1 milyar liranın altında, aşağı yukarı 700 milyon lira civarında araştırma, özel artı kamu olarak söylüyorum, bir kaynak ayrılması söz konusuydu. Bugün evet 15 yıl öncesinin 13-14 katı daha fazla araştırma ve geliştirme alanına kaynak aktarıyoruz. Ancak bu yeterli değil. Çünkü biz büyüyoruz, güçleniyoruz. Ama biz büyürken, güçlenirken bizimle birlikte büyüyen ve güçlenen başka ülkeler de var. Onlardan daha hızlı büyümek, daha hızlı kalkınmak zorundayız. Buradan şunu ifade edeyim. Biz bu potansiyele sahibiz değerli konuklar. Bakınız 2016 yılında 15 Temmuz darbe girişimiyle karşı karşıya kaldık. Bu darbe girişimine rağmen ülkemizin önünün kesilmesine yönelik birçok üst aklın olanca çabasına rağmen biz 2016 yılında küçülmedik, 2.9 oranında büyüdük. Bizimle aynı kategoride olan ülkelere bak. Birçoğu böyle bir sıkıntıyla karşı karşıya kalmamasına rağmen küçülen ülkeler olmuştur. 2017 yılına geldiğimizde yine Türkiye'nin %1, %2 seviyesinde büyüyeceğini söylüyorlardı. Ama bakınız ilk çeyrekte %5 büyüdük. İnşallah ikinci çeyrek önümüzdeki günlerde açıklanacak. İlk çeyrekten daha yüksek bir büyüme performansını birlikte göreceğiz. Üçüncü çeyreği birlikte yaşıyoruz. Öncü göstergeleri dikkate aldığımızda yine ikinci çeyrekten daha yüksek bir büyüme performansını gerçekleştirebileceğimizi görüyoruz. Ülke olarak biz bu potansiyele sahibiz. Ancak daha fazla büyümek istiyoruz. Daha hızlı büyümek istiyoruz. %5 değil, 6, 7, 8 temposuna çıkmak istiyoruz. Bunu başarabilecek güce de sahibiz. Ama eksiklerimiz var. Bunu da biliyoruz. Bu konuda yapılması gerekenlerin neler olduğunu da biliyoruz değerli konuklar. Tam zamanlı araştırmacı sayısına baktığımızda evet 4 kattan daha fazla bir artış söz konusu. Ama bu bizim için yeterli değil. Çünkü biz diğer ülkelerle de yarışıyoruz. Onlardan daha hızlı araştırmacı yetiştirmek, daha hızlı teknolojiyi geliştirmek zorundayız. Bunun içinde olmazsa olmazların başında gelen husus
rekabet. Mutlaka araştırma ve geliştirme alanında da tam rekabetin sağlanması gerekiyor. Elbette devlet olarak, hükümet olarak destek verilmesi gereken alanların belirlenmesi ve bu alanlara yönelik destek mekanizmaları oluşturulması bizim asli görevlerimiz arasındadır. Ama rekabet ortamının olmadığı bir ortamda gelişme, kalkınma, büyüme olmaz. O nedenle özellikle araştırma altyapıları itibarıyla mutlaka rekabet ortamını daha da geliştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Kalkınma Bakanlığı olarak biliyorsunuz araştırma altyapıları merkezlerinin oluşturulmasına yönelik bir çalışma yaptık ve reform niteliğinde bir kanun tasarısı hazırlandı ve meclisimizden geçti ve şu anda araştırma altyapıları merkezinin üniversiteler bünyesinde akreditasyon süreci devam ediyor. Neyi kastediyorum? Kastettiğim şey şu değerli konuklar. Bizim araştırma merkezlerimizin son derece esnek, rekabet edebilecek özelliklere sahip ve belirli bir alana odaklanmış bir yapıda olması gerekiyor. Şu an itibariyle 4 üniversitemizin 4 araştırma merkezinin akreditasyonunu sağladık. Ne istiyoruz? Örnek vereyim. Diyelim ki bir araştırma akredite ettiğimiz bir araştırma merkezimizin sadece ve sadece nanoteknoloji alanında yoğunlaşmasını istiyoruz. O alanda sadece Türkiye'de değil dünyada söz sahibi olmasını istiyoruz. O alanda gelişmesini istiyoruz. Düşünün, her bir üniversitemizin küçük çaplı nanoteknoloji alanında çalışma yaptığını düşünün. Buradan çok fazla bir gelişmeyi sağlayamazsınız. Ama bunu bir merkezde topladığınız takdirde yüzlerce araştırmacının o merkezde sadece nanoteknoloji üzerine yoğunlaştığını düşündüğünüz anda gerçekten gelişme, kalkınma söz konusu olabilecektir. Yeni ürünlerin ortaya konulabilmesi söz konusu olabilecektir. O nedenle bu araştırma merkezlerimizin sayısını inşallah önümüzdeki günlerde artıracağız. Bugüne kadar 6 milyar liranın üzerinde sadece bu alan için üniversitelerimize destek sağladık. Üniversitelerimizin artık nitelik alanında, nitelik yönüyle üniversite yönetiminin bizlerin çok daha fazla yoğunlaşması gerekiyor. Öğrenci sayısından çok artık niteliğe önem verecek bir aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Bugün örgün eğitimde 4 milyonun üzerinde öğrencimiz var. Ama esas hedeflerimizden birisi de şu olmalı. Üniversitelerimizdeki master ve doktora yapan öğrencilerin sayısının her geçen gün artması bizim için çok önemli. Bunların sayısını artırmalıyız. Ama sadece öğrenci sayısı fazla olsun düşüncesiyle de lisans öğrenci sayısının artırılmasının da doğru bir yaklaşım olduğunu artık düşünmüyorum. Eğer bizim üniversitelerimiz dünyada söz sahibi olacaksa, evet biraz önce bahsetmiş olduğum araştırma ve geliştirme merkezlerinin belirli alanlarda odaklanması, diğer taraftan özellikle doktora yapan öğrenci sayısının artırılması gerektiğini düşünüyorum. Aşağı yukarı 2002 yılında 20 bin civarında tam zamanlı araştırmacımız vardı. Davut Bey belki daha iyi bilir. Bugün 120 binleri aştık ama bizim için bu yeterli değil. Bizim 2023 hedefimiz 300 binler. O hedefe ulaşmak zorundayız. Onun için daha çok araştırmacı ve daha çok yatırım yapmak zorundayız. Biz bakanlık olarak şuna hazırız. Kalkınma Bakanlığı olarak. Araştırma geliştirmeye yönelik her türlü desteği vermeye hazırız. Yeter ki belirli bir alana odaklanalım ve o alana yönelik ciddi çalışmalar yapıp o
yenilikçi yaklaşım dediğimiz yaklaşım ortaya koyabilelim. Ki bu araştırma merkezleri, değerli konuklar, kendi personelini istihdam edebilecek esneklikten bahsettim. Yurt içinden, yurt dışından, hiç fark etmez. Şirket kurabilecek. Herhangi bir şirkete ortak olabilecek. Bunu ne için sağlıyoruz? Bu merkezlerin daha da büyümesi, güçlenmesi, dünyada söz sahibi olması için biz bunları yapıyoruz. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Elbette biraz sonra Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız da bu konulara değinecektir. Ama araştırma ve geliştirme alanında inanın dünyanın hangi ülkesine bakarsanız bakın, Türkiye en fazla destek, teşvik açısından en fazla desteğin verildiği ülkelerin başında geliyor. Ama biraz önce de ifade ettim, araştırma kapasitemizi, araştırma yapmak kapasitemizi artırmak zorundayız. Tabii bir başka bizim bakanlık olarak kalkınma ajanslarımızla birlikte yürüttüğümüz faaliyet, özellikle teknoloji geliştirme ve yenilikçiliğe yönelik alanlara da destek vermek. Kalkınma ajanslarımız bu yönde bugüne kadar 1000'in üzerinde projeye destek verdi. Bundan sonra da bu destekleri vermeye devam edecek. Yine kalkınma ajanslarımız bölgesel düzeyde, yerel düzeyde bölgesel yenilik stratejileri hazırlıyor. Bu stratejileri de yerel düzeyde, bölgesel düzeyde uygulamaya çalışıyoruz. Bir başka düşüncemiz daha var. O da yine bölgesel düzeyde desteklenmek kaydıyla bölgesel girişimcilik fonu oluşturulması. Böyle bir düşüncemiz var. Kalkınma ajanslarımızı aktif olarak burada kullanmak istiyoruz. Özellikle girişimciliğin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi açısından son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. Bir diğer çalışmamız ise yine kalkınma ajanslarımız vasıtasıyla girişimci destekleme merkezleri kurma çalışmalarına başladık. Erzurum'da, Malatya'da, Adana ve Mersin'de bu 4 ilimizde bu yıl girişimci destekleme merkezi kurma çalışmalarımızı başlattık. İstanbul Teknik Üniversitesi rektörümüz de burada bildiğim kadarıyla İstanbul Teknik Üniversitesi ile birlikte gerçekleştiriyoruz. O İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki çekirdeği esas alan bir yaklaşımı benimsedik. Sadece girişimci destekleme merkezi değil, girişimci destekleme merkezine entegre olacak ilkokuldan lise sona kadar olan çocukları da içerecek, onların bir anlamda daha çok üretkenliğini artırabilecek bir modülümüz de bu kapsamda olacak diyor. Sizleri çok daha fazla bekletmek istemiyorum. Sayın Bakanımız da konuşacak. Ben özellikle mimar ve mühendisler grubuna, Sayın Başkan'a, yönetim kurulu üyelerine çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten önemli bir etkinlik. Bu etkinlikte de bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade ediyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum.